Düşünüyor musunuz iç siyasi atak olduğunu? Çünkü biraz önce hani Kuzey İran bölgenin dinamiklerinden de bahsettiniz. Yani PKK, HDP ile bağından söz ediyorsak eğer, Barzani ile PKK orada çatışan güçler değil mi güç dengeleri çerçevesinde? Yani Barzani ile görüşüyor olmak iç siyasete verilen bir mesaj niteliği taşıyor mu? Aynen, iç siyasete verilen bir mesajdır. Buyurun. Yani geçmişte bunun örneğini gördük. Çözüm süreci başladığında... Bunun aktörlerini AKP de o dönemde yapmıştı. Barzani'yi bu işin bir aktörü haline getirmişti, hatırlarsınız. Diyarbakır'daki o günkü yapılan... Şivan Perver'in şarkı söylediği. O miting mi diyeyim, ne diyeyim. Hı-hı. Yani oraya çağrılması sırasında da başlayan süreç içerisinde Barzani'nin yine HDP herhangi bir konu olduğunda... İlk gider Barzani ile görüşür, Talabani ile görüşür. İşte geçen gün yine bir HDP heyeti yine Kürt bölgesel yönetime gidip bu konuları konuşuldu. O zaman şunu söylemek öyle çok da sıkıntılı olmaz. Yani Barzani'nin Türkiye'deki özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir ağırlığı var mı? Geçmişte vardı ki bu şekilde kullanıldı Türkiye'de. Yok demek veya en azından öyle düşünen insanlar var demek yanlış olmaz. O zaman şuraya gelelim mi? Ben de aynı şeyi başından beri düşünüyorum. Yani demin arada da sizle konuşurken söyledim. Sağ olsun Nedim de aynı konuya girdi. Ben Türkiye'nin bir çözüm sürecine doğru tekrar sürüklenmek ve bunu da özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin istediğini biliyorum. Yani... Çünkü PKK ve YPG konusunda artık PKK'nın ve YPG'nin nefes alacak durumu kalmadı. Ne zaman böyle bir konu girse, ne zaman böyle bir sıkıntılı bir konu gelse, yani onlar için sıkıntılı bir konu gelse, onların söylediği şey şudur. Türkiye'deki dinamikleri harekete geçirip, yani biz bu işi işte süreç olarak yönetelim, tekrar görüşmeye başlayalım. Ne demek dinamikleri harekete geçirmek? Türkiye'de kendisiyle beraber ortak hareket eden siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, insan hakları dernekleri ve diğerlerinden bahsediyorum. Ben 90 yılından yani meslek hayatıma 84 yılında askeriyeye girdim. 89'da da fiili olarak başladığım dönemden itibaren ben bunların her birini yaşadım. Ne zaman PKK bitme noktasına gelir, Türkiye'de PKK... dinamikleriyle beraber, hakikaten gruplarla beraber konuşulmaya başlanır. Bu isterseniz gazeteci kisvesi altında olsun, isterseniz siyasi parti, isterseniz farklı zamanlarda. O süreci iyi kullanır terör örgütü. O dönemde palazlanır, tekrar kendi insan kadrosunu veya diğerlerini hazırlar. İlk kendisini güçlü hissettiği anda da saldırıya başlar. Hatırlayın, bundan bir sene öncesinde başlayan süreç içerisinde ister Murat Karayılan, İsterseniz Sabra Öz, isterseniz neydi o en tepedeki adamın ismi? Unutuyorum hep. KCK'nın Yürütme Kurulu konsey üyelerinin tamamı, Duran Kalkan dahil olmak üzere, hepsi ne söylemişti? Biz bitme noktasına geldik. Biz bitme noktasına geldik. Biz artık Irak sahasına tutunamıyoruz. Yani biz burada bitiyoruz. Aynen çığlıklar böyleydi. Ve bunları çektiler. Ne yaparsanız yapın, süreci tekrar başlatın. Adam gizlemedi zaten. Adam hani gizlediği bir faaliyet falan yok yani. Şey çok doğru söylüyor. Yani PKK hiç gizlemiyor kendisini. Yani hangi siyasi partiyi desteklediğini söylüyor, hangi siyasi partiyi oy atacağını söylüyor, hangi ilde kime oy atacağını söylüyor. Böyle bir şeyden bahsediyoruz, ülkeden bahsediyoruz. Böyle bir yerden bahsediyoruz. Ve dedi ki Türkiye'deki bütün dinamikleri harekete geçin. Hatırlayın, iki yerden tepki geldi. Bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nden tepki geldi. Tekrar hani süreç başlasın, tekrar bu süreci yine konuşarak yapın. Gelen gidenler oldu, hatırlayın. Sonra Avrupa Birliği'nden bunlar temalar gelmeye başladı. Sonra Türkiye'deki bazı gruplar, özellikle... onlarla ortak hareket eden kişiler şunu söylemeye başladı. İlk söylemleri şuydu. Artık konuşulma zamanı gelmedi mi? Hı. Konuşulma zamanı mı gelmedi mi? Nedense bu konuşulma zamanı gelmesi hikayesi hep devlet. Yani sanki devlet PKK'ya saldırmış. Yani gidip Kandil'de bir yer varmış. Kandil diye bir yere gidip saldırmışız. Hani ilk saldıran da vazgeçsin. Hani hep biz yapacağız. Yani diyeceğiz ki yani biz size çok ayıp ediyoruz. Hani terör örgütüsünüz, bir de üstünlük bitirme noktasına geldik. Ayıp ettik. Ne yapmak istiyorsanız bize söyleyin, biz onu yapacağız. Hiçbir zaman siz terör örgütten şöyle bir şey duydunuz mu? Mesela İRA gibi veya mesela ETA gibi. Kardeşim biz silahı bıraktık, her şeyi bıraktık. Bitti bizim için her şey. Deyip başladığını duydunuz mu? Yok. Türkiye'de yine bu süreçler başlarken biz Nedim'le sık sık hani istişare ettiğimiz için konuştuğumuz tek konu şuydu. Bakın dedik, hatırlıyor musun? Bak dedik, şimdi Türkiye'de yeni bir çözüm sürecinin fitilini ateşlemek için başlayacaklar. Niye? Çünkü gerçekten bitme noktasındalar. Bakın bu insan kaybını yerine koymaları mümkün değil. Suriye'de ve Irak sahasında kayıpların bilançosuna bakın. Ki bu kayıplar şöyle kayıplar da değil. Artık devletin elinde görüntülerden kişi sayısını çok net olarak görebiliyoruz. Yani eskiden şurada telsiz dinlemesinden 20 tane terörist öldü falan demiyoruz. Görüntülerden net zaten tespit. Kaç kişinin olduğunu biz sayabiliyoruz. Peki o zaman yeniden... Bu kadar o zaman, insan kaybı, 18.000 kişiden bahsediyoruz. Yani Türkiye'nin dizayn edilmeye çalışılacağı bir süreç mi bu söz konusu olacak? Şöyle, açıkça şunu söyleyelim. Dış güçlerin Türkiye'de terör üzerinden Türkiye'yi sıkıştıracakları manivela kalmadı. Kimdi bunlar daha önce manivelalar? İçerideki çalışan etki ajanları. Sonra onlarla beraber ortak hareket eden FETÖ. Sonra sol örgütler, aşırı sol örgütler. Sol örgütler demeyeyim, aşırı terör örgütleri, sol terör örgütleri diyelim. Sonra işte radikal Daesh gibi unsurlar. Sonra PKK. Bu grupların Türkiye'de şu anda eylem yapamaz bir duruma gelmesinden ve yurt dışındaki durumları ve pozisyonların azalmasından dolayı Türkiye'de bir stabil güvenlik olduğunu söyleyebilir miyiz? Net olarak söyleyebiliriz. Türkiye'yi buradan artık sıkıştıramıyorlar. Türkiye'nin içerisindeki karışıklığı kullanamıyorlar. İstihbarat ve İçişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı. Bu işi şu anda çok güzel kurtarmış durumdalar. Peki yeni plan, yani o zaman sizin bakın, söylediğiniz geçmişten beri, gibi. Bakın, tarihimizi iyi okumak lazım. Yani demin aslında çok güzel bir yere değindi Nedim. Dedi ki geçmişteki yapılanların tamamı, bugün de yapılanların tamamını açıklıyor bizi. Türkiye'de Sayın Büyükelçin de hatırlar. Görüşmelerin çoğunlukta gittiğimiz isteklerimizin tamamı savunma ihtiyaçları, istihbarat ihtiyaçları ve paraydı. Bizim asıl konumuz buydu. Üçünün dinamiği de terörle ilgiliydi. Siz terör gibi kullanışlı bir asimetrik savaş unsurunu adamların elinden söküp almış durumdasınız şu anda. O zaman ne kaldı? Buna hayat hakkı tanıyabilecek, nefes alacak bir süreci yaşatmak. Türkiye zaten bunu ayırmış durumda ya. Yani şunu söylemekten niye utanıyoruz ki? Türkiye zaten kendi içerisinde dinamiklerini sürdürüyor. Yani Türkiye'nin kendi içerisinde yaşayan halklarına karşı bir tepkisi yok ki. Yani Doğu, Güneydoğu veya diğer bölgelerde yaşayan bir insana karşı bir ayrımcılık mı var? Veya bu bölgelere ekonomik olarak yapılan bir eksiklik mi var? Veya o bölgelerde geçmişe göre kötüye giden bir dinamik mi var? Yok. Zaten ülke bütün imkanlarıyla herkese eşit davranmaya ve çözüm sürecini doğru götürmeye çalışıyor. Ben hep söylüyorum, Türkiye'deki çözüm süreci dediğimiz süreç bir etnik veya mezhepsel gruba ayrıcalık tanıyarak yapamazsınız. Burada yapacağınız tek bir durum var. Memleket olarak yükselmek zorundayız. Sıkıntımız varsa, demokratik olarak sıkıntılarımız varsa hep beraber yukarı çıkmak zorundayız. Ama söylüyorum, bugün yapılan o değil. Bugün yapılan PKK'ya can suyu verme hareketi. Can suyu hareketidir. Çünkü bakın, eğer Türkiye bu şekilde ilerlemeye devam ederse 2022 yılı Türkiye'nin Kandil'e, Gara'ya ve Sincar'a girdiği ve PKK'nın tamamen Irak topraklarından çıkartıldığı bir süreci biz 2022 yılına görebiliriz. Çok güçlü bir şekilde görebiliriz. PKK bunu da biliyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri onlar da biliyor. Bunun karşısında mı duracak? Efendim? Farklı yollarla bunun karşısında duramazlar. Duracak. Çünkü ne bir yapacak? PKK terör örgütünün ilerleyişini durdurmak için bize askeri olarak müdahale edecek hali yok. Bunu yapabilecekleri tek bir şey var. Soruyorum. Bunu yapabilecekleri tek bir şey var. Türkiye'deki ya iş dinamikleri oynayacaklar ya da bu sürecin başka bir yere evrilmesi için dur diyecek herkes. Bir durun bakalım.